Bahsetmişken o zaman hazır İbrahim Üzülmez de buradayken bir Sergen Yalçın'ı da konuşalım. Aynı şekilde yine o da yaptıkları zaten yapacaklarının teminatı denilebilecek bir sezon geçirdi hocam. Biraz uzadı bu sözleşme süreci. Her sürecin uzama noktasında da farklı farklı iddialar ortaya atılıyor. Siz geciktiğini düşünüyor musunuz Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın Şimdi ben sözleşme burada çok uzatma konusunda? araştırmacı gazeteci değilim. Ben direkt evden atladım arabama geldim Serdar. Şimdi Serdar'la ilgili bir iki orada tüy almamız lazım. Bu gecikmesinin sebebi tabii ki açıklamalarda Ahmet Başkan, Sayın Başkan Sergen'le ilgili sıkıntı olmadığını söylüyor. Ama kafanda ufak da olsa bir şüphe oluyor. Sorduğun soruya istinaden bunu En söylüyorum. son yapılan görüşmede Çeşme'de 15 milyon TL önerildi Emre Kocadağ As Başkan tarafından ve ortak noktada yine buluşulamadı. Sergen Beşiktaş'ta yüzleşmiştir. Sergen Beşiktaş'ta iki şampiyonluk kazanmıştır. Sergen Beşiktaş'ın kaptanıdır. Sergen şu kutlamalarda Sergen'in bir deparı var ve gözyaşları var. Evet. Sergen'in Beşiktaş'ta ben bu nikahın olacağını düşünüyorum. Yani Sergen Beşiktaş'ı seviyor. Taraftar Sergen'i seviyor. Sayın Başkan Erdal abi, Emre Kocadağ herkesin Sergen'le ilgili düşüncesinin olumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki arada ufak tefek pürüzler olacaktır. Bu gayet doğaldır. Bunu da çok fazla abartmamak lazım. Ama Sergen'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş, Sergen hedefler arasında Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir kadro isteyebilir, daha iyi bir yapılanma Evet. isteyebilir, daha başarılı olmak isteyebilir, daha efendim üst seviyede Avrupa'da takımla çalıştırmak isteyebilir. Bu gayet doğaldır. Dolayısıyla ufak tefek böyle görüşmeler bu süre içerisinde oluyor. Evet, imzaya dökülmedi ama ben çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Sergen Beşiktaş'tan başka bir takıma giderken o kırmızı halılarla karşılayan Sergen'i ve taraftarı düşünecektir. Ondan dolayı ben hani evet ufak tefek pürüzler yakın zaman içerisinde giderilecektir. Ama Sergen'in Beşiktaş'tan şu süre içerisinde çok da kopacağını ben inanmıyorum. Farklı yorumlar var, farklı efendim düşünceler olabilir. Beşiktaş Sergen'dir. Beşiktaş Sergen olarak demeyeyim. Beşiktaş ve Sergen bu süre içerisinde uyumlu bir şekilde çalışarak Beşiktaş camiasına iki tane şampiyonluğu yaşattılar. En iyi futbol oynayan takım, en başarılı takım, şampiyon olduktan sonra benim dikkatimi çeken şeylerden birisi Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, evet Beşiktaş, Sergen Yalçın ve ekibiyle beraber bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti diye söylentiler, Bir ortak hocayı bir düşünce. en çok Bu mutlu çok, eden şey evet, budur. sadece oyun olarak değil arkadaşlar, şimdi sizin ezeli rakipleriniz var. Şampiyon olunca yok onunla, bununla, hakemle vesaireyle Serdar sen biliyorsun çok fazla dedikodu var. Var. Doğru mu? Olmaz mı? Ama Beşiktaş'la ilgili helal olsun Beşiktaş'a, helal olsun Sergen Yalçın'a dendi. Bu çok güzel bir duygu. Tabii ki Beşiktaş'ta canla başla oynadılar. Şampiyonluk yakıştı, Sergen'e yakıştı, camiaya yakıştı. Ahmet Başkan'a, yönetim kuruluna yakıştı. Taraftara olmamasına rağmen yakıştı. Dolayısıyla hak ettikleri bir şampiyonluk oldu. Gene senin soruna gelirsek, ben çok Sergen'in Beşiktaş'tan bu süre içerisinde çok ihtimal vermiyorum. Evet, bazıları belki bekleyebilir. Başarılı bir teknik adam Sergen. Oynattığı oyunla, aldığı kupayla, ortaya koyduğu sinerjiyle beraber başarılı bir teknik adam. Dolayısıyla gene siyah beyaz camia içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde takımı daha ileriye taşıyabilecek kabiliyeti ve yeteneği olduğuna da inanıyorum Sergen'in. Bu süre içerisinde belki şimdi hocaların da şöyle bir şeyi var. Evet, ben takımla anlaşmak istiyorum. Ama yönetimden şunu isteyebilirsiniz. Gelecekle ilgili Evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağınız için bir önünüzü görmek için yönetimden de o hamleleri isteyebilirsiniz. Bu gayet doğal. Belki bu görüşmeler vardır. Ben Sergen'in Beşiktaş'tan işte bana şu kadar maddiyatı da yazdıkları için söylüyorum Melike. Hani şu kadar verin, ben şu kadara gelirim gibi düşünceleri falan konuştuğuna da ihtimal vermiyorum. Sergen'in zaten o da arkadaşımdır. Az çok maddi konularda Sergen parayı tutsaydı zaten şu an hiç ihtiyacı olmazdı Serdar. Ben bak Sergen falan parayı tutsaydı, Ben oho! Sergen parayı tutmuyor ki. Beşiktaş'tan aldığını da çok da tutabileceğini ben zannetmiyorum. şimdi onun yanındaydım bir hafta önce hocam. Doğru, öyle bir haber Şimdi çıktı. orada ne bak orada çok önemli bir detay var. Hoca ile yaptığım konuşmada. İki kupa kazanmış. Evet. Müthiş bir sezon. Değil Beşiktaş taraftarı, diğer kulüplerin taraftarının da kolay kolay unutamayacağı bir sezon.
çok kısıtlı imkanlarla santraforsuz olduğu dönemlerde Gökhan Töre hamlesiyle oyunları kazanmasını bildi. Ne olur iki kupadan sonra oh dersin. Şöyle bir gevşersin. Hani üzerinden büyük kalkar. Bütün o kazanma arzun, hırsın, mırsın sanki biraz aşağı iner ya. Hoca da o yok. Hoca daha hırslı. Önümüzdeki sezon için geçen sezondan daha hırslı hocayla konuştuğumda. O nedenle işte onu diyorum. Evet, benle konuştuğunda maddiyattan çok hoca hep kadro üzerinde durdu. Kadro genişliği üzerinde durdu. Bazı mevkiler üzerinde durdu. Özellikle 3. bölge ve forvet üzerinde durdu hocam. Şimdi Abubakar gitti ben, orada. Ben dedi bu kalecilerle devam edeceğim dedi önümüzdeki evet. sezonda. Beşiktaş'la anlaştığımda. Cesaretlidir. Bu kalecilerle devam edeceğim. Çünkü ben kale konusunda Türkiye'de belki birçok hocanın yapamadığı, yapmak istemediği, cesaret edemediği belki bazı şeyleri cesaret ettim. Ben Utku'yla Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandım. Ben Ersin'le Türkiye Ligi'ni kazandım. Bu, bak bu çocuklar başladığında bonservis bedeli neydi? Şimdi ne? Bak Ersin'i konuşuyoruz. Teknikleri. O nedenle oradan yaptığı tasarrufu 3. bölgede kullanılmasından yana onun kafasındaki soru işaretleri tamamen kadro ile ilgili. Elbette profesyonel bir oyuncu yani. Ne yapacak? Mesleğini yapacak. Onun bir bedeli var. O şampiyonluğun bir bedeli var. Geçtiğimiz sezon aldığı rakam birçok hocanın kabul etmeyeceği rakam şimdi. Evet. Yani birçok İstanbul dışındaki hocaların kazandığının yarısını almış bir hocadan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada tabii ki rakamları güncellenir. Artık şampiyon bir teknik adam. Ama o da hani Beşiktaş'tan İbrahim hocamın dediği gibi bu kadar güzel bir doku uyuşmasının olduğu bir sezondan sonra ben de ayrılacağını zannediyorum. Ortak bir noktada buluşurlar. İki tarafında yıpranmaması lazım. İki tarafta çok güzel işler yaptı. Hem idari anlamda tabii, hem de sportif tabii. anlamda. Burada Sayın Başkan Ahmet Çevik'e de çok yani hakkını vermek gerekiyor. Hem maddi anlamda hem manevi olarak takımı toparlama anlamında çok önemli işler yaptı. Bu bütçelerle çok zor. Bu bütçelerle ve takımı işte ya bir başkan profili olarak ne diyor? Beşiktaş'ın her kuruşunu bir şekilde benim gözetmem gerektiğini söylüyor. Her röportajda bunu anlatmaya çalışıyor. Yaptı mı bunu? Yaptı. Yaptı. Sonuna kadar yaptı. Pazarlık yaptı mı? Yaptı. Oyuncularla ilgili evet. yeri geldi. Yani kötü sonuç aldıkları zaman Nevzat Demir'e gitti. Takım içerisinde bir şekilde oyuncularla toplantılar yaptı. Olması gereken bu. Bir de Melike, bu Sergen'in hani Beşiktaş'la ilgili Sergen'in ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Konuşmadım açıkçası ama... Hocam yani şimdi çok, siz de böyle başkanlarla, yönetimlerle görüşen, masaya oturan teknik direktörlük konusunda bu süreçleri yaşayan birisi olduğunuz için biraz daha belki ne olmalı...